Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğal taşları tanıyalım serimizde pembe kuvars taşını tanımaya çalışacağız. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Fakat öncesinde videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Pembe kuvars taşı özellikleri ve faydaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdik. Sevgi taşı ve aşk taşı olarak da bilinen pembe kuvars en popüler doğal taşlar arasında yer alır. Takıdan cilt bakımına pek çok alanda kullanılabilen ve şifalandırıcı etkisiyle bilinen pembe kuvars taşının özellikleri ve faydalarını tüm detaylarıyla anlatıyoruz. Pembe kuvars nedir? Pembe kuvars taşı, kuvars ailesine ait açık pembe renkli ve yarı değerli doğal taştır. Bulunduğu ortama aşk, sevgi, mutluluk ve huzur getirdiği düşünülür ve çok eski çağlardan beri kullanılır. Pembe kuvars taşı en sık Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'da çıkarılır. Pembe kuvars, bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda çok sık kullanıldığı gibi masaj aletleriyle cilt bakımı da yapılır. Aynı zamanda meditasyon sırasında sevgiyi geliştirme ve huzur etkisiyle de sık sık tercih edilir. Pembe kuvars taşının özelliklerine gelince. Pembe kuvars faydaları en çok merak edilen konular arasında geliyor. Aşk taşı olarak bilinen pembe kuvars taşının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Pembe kuvars, kalp çakrasının taşıdır ve taşıyan kişiyi duygusal anlamda şifalandırır. Bulundurulduğu ortama sevgi, aşk, mutluluk ve huzur getirir. Olumsuz düşünceleri temizler, koşulsuz aşka yer açarak güçlenmesini sağlar. Romantik bağı teşvik eder. Stres ve kaygıyı hafifletir, rahat bir ortam yaratır. Öfke ve kırgınlığı iyileştirir, kalbin rahatlamasını sağlayarak sakinlik verir. Taşıyanların kendilerini keşfetmesine, tanımasına ve kendilerini sevmesine yardımcı olur. Baş ağrısını azaltma, kaygı ve stresi gidermede etkilidir. Tek başına kullanılabildiği gibi kolye, bileklik ve yüzük şeklinde de üste taşınabilir. Pembe kuvars taşı cilt bakımında da çok sık kullanılır. Antik Mısır'da yaşlanmayı geciktirdiğine inanılan bu taşın stresi azaltma ve vücudu dengeleme özellikleri cilt bakımında da son derece etkilidir. Pembe kuvars taşından masaj aletleriyle cilde masaj yaparak cildin daha sık olması sağlanırken yaşlanma belirtilerinin de önüne geçilebilir. Yüz serum uygularken pembe kuvars ile masaj yaparak hem serumun cildinize daha iyi nüfuz etmesini sağlayabilir hem de yüz masajı ile cildinizin sıklaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Pembe kuvars taşının stres giderici ve dengeleyici özelliği dış faktörlerin ciltte neden olduğu etkileri gidermeye yardımcı olur. Gelelim pembe kuvars taşının hangi çakralarla ilgili olduğuna. Pembe kuvars taşı kalp çakrası ve boğaz çakrası ile ilişkilendirilir. Üste taşındığında kalp çakrasını aktive eder. Yaydığı frekans ve titreşimlerle kişinin sevgi konusunda dönüşüm yaşamasını sağlar. Sevgiye ve aşka daha çok açık olma, hem kendini hem de başkalarını sevme konusunda destek sağlar. Şimdi de gelelim pembe kuvars taşının arındırılmasına ve temizlenmesine. Kristallerin hem ilk alındığında hem de düzenli aralıklarla arındırılması gerekiyor. Doğal taşların üzerinde topladıkları negatif enerjiyi arındırmak ve enerjilerini düzenlemek için son derece önemli. Pembe kuvars taşını arındırmak için de şimdi size söyleyeceğimiz yöntemleri kullanabilirsiniz. Akan suda arındırma. Pembe kuvars su ile temas edebilen bir taş olduğu için akan suda bir süre yıkayabilirsin. Ay ışığı ile arındırma. Doğal taşları arındırmak için ay ışığı da çok sık kullanılabilen bir yöntemdir. Pembe kuvars taşını bir gece pencere önünde bırakarak ay ışığı ile arınmasını sağlayabilirsiniz. Toprağa gömerek arındırma. Pembe kuvars arındırmak için dışarıda bir toprağa veya evde saksıya gömebilirsiniz. 24 saat beklettiğinizde doğal taşınız arınacaktır. Tütsü ile arındırma. Doğal taşları arındırmak için en sık kullanılan yöntemlerden biri de tütsü ile arındırma yöntemidir. Sevdiğin tütsüyü yakıp pembe kuvars taşının yanına koyabilirsin. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bizi buraya kadar izlediyseniz, hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, bildirim sesini açmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyor, iyi günler diliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.